Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Şimdi bu halının üzerinde duracağız değil mi? Burada Murat bir zorlandı, bir oraya gitti, bir buraya gitti. Doğru yer burası mı hocam? Evet, kurallara uyalım. Efendim, öncelikle çağırdığınız için, burada bulunduğum için çok mutlu oldum. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Şimdi şu an içerisinde mesela az önce benim özgeçmişime dair bir hikayeden yola çıkarak, yani sondan geriye doğru bakarsak, Hakan'ın yaptıklarına baktığımızda bir iki başlığı alıp orada acaba Hakan Bilgin hayallerine nasıl ulaşmış mı ulaşmamış mı test edersek belki de ben de size hayallere ulaşmayla ilgili bir anahtar metot verebilirim. Çünkü herkes de şunu söylüyor. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayaller çok iyidir. Sürekli hayal kurun. Hayal müthiştir. Hayale gidin. Hayale giderken ama eyleme geçin. Falan gibi söylemler oluyor ama bu hayale geçmek için o yolculukta nasıl bir şey seçmeliyiz? Nasıl bir metot bulmalıyız? Biraz onunla ilgili bir Hakan abi bilgisiyle veya tecrübesiyle sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Mesela az önce orada dedi ki Yakın Doğu Üniversitesi'yle farkındalık üzerine konuşmalar yapıldı. Evet, 40 bin lise öğrencisine konuşma yaptım. 104 aydın nokta değil. Türkiye'nin bambaşka yerlerine gittim geldim. Benim de inanamadığım söylerken cümle içerisinde 40 bin çocuğa konuştum derken birine bahsederken bile yanaklarımın kızardığı büyük bir tecrübeydi. Bunu nasıl yaptım? Ben bir gazeteci değilim. Ben bir yazarı daha yeni oldum. Covid'de can sıkıntısından var olanları anlattıklarımı yazdığım için Bir Farkıma Takılanlar diye bir kitabım çıktı. Ve dolayısıyla bir konuşmacı değildim. Ama yıllar yıllar önce gene sevgili Murat Şeker'in sebep olduğu Çakallarla Dans filminin ekibiyle beraber Yakın Doğu Üniversitesi'nin Kıbrıs'a bir ünlüler ekibi olarak gidip Kıbrıs'ta üniversitelerle buluşacağız, sohbet edeceğiz, onlarla konuşacağız. Sonra da işte Kıbrıs'ın denizi menizi kullanılıp bir gün sonra da İstanbul'a geri dönecekti. Bu operasyon için yola çıktığımızda havaalanında ne yazık ki 4 kişi gidecekken tek başıma kalıverdim. Çünkü herkesin çekip çıktı. Ben tek başıma üniversiteye gittim. Üniversiteye gittikten sonra da o çocuklar ne yazık ki bizim bütün çakalları beklerken ben tek başıma konuşma yapmak zorunda kaldım. 600 kişilik bir kalabalığa karşı o amfiye çıkıp konuşmam gerekiyordu. Yakın doğudaki arkadaşlar biraz telaşlıydı çünkü Şevket'i bekliyorlar diye, İlker'i bekliyorlar ki benden daha da şöhretli ve daha çok sevimli olduğu için. Dolayısıyla benim orada bir şey yapmam gerekiyordu. Ben de oraya çıkıp işte Magazinel, Recep İvedik'te şöyle yaptım, orada bunu yaptım. Şevket aslında göründüğü gibi değildir, çok düzgün çocuktur, çok eğlenceli, işte sette şunu yaptık gibi geyikler anlatmak yerine başka bir şey anlatmalıyım dedim. Abi ne anlatacaksın dediler. Ben dedim ki bana bırak dedim. Çıktım sahneye ve dedim ki sevgili kardeşlerim ben sizin normal hayatta Hakan abiniz olsaydım bildiğim ne varsa onu size anlatacağım dedim. Önce bir şok oldular. Çünkü onların beklediği şey ben bir şu tutukat diyeyim işte o sırada bir hikaye anlatayım falan. Onu deyince böyle bir kaldılar. Sonra o konuşma yaklaşık 1,5 saat sürdü ve soru cevapla beraber sonuçlandı. Alkış kıyamet bitince ben de çok heyecanlandım. Çünkü içime ben doldurduysam biriktirdiğim şeyleri biraz bizim piyasada da öyle bir çok konuştuğuma dair zaten benim arkamdan da konuşurlar sağ olsunlar. Mesleki deformasyon değil, biraz konuşurum yani. Bir de böyle benden genç görünce daha çok şey anlatmaya çalışıyorum. Bildiğim şeyleri anlatmaya çalışıyorum. O birikimde işte dünyada hep bizim bir tane olduğunu, ön yargının ne kadar yanlış olduğunu, 54 yaşındayım hiç kavga etmediğim için kavga etmemeyi nasıl başardığımı ve gülümsemenin ne kadar faydalı olduğunu anlatan 4 başlığı böyle 89 tane ayrı paragrafları ve başından geçenlerle anlatınca böyle bir alkış kıyameti oldu. Sonra dediler ki Yakın Doğu Üniversitesi'nden Hakan Bey biz sizle çalışmak istiyoruz. Yani dedim ki ben bunlar benim tamamen gözümden uydurduğum şeyler. Benim hikayelerim. Yani bunları şimdi size bir bilim insanı gibi anlatmanın alemi yok. Bunun bir metodu yok yani. Ben onu günü kurtarmak için yaptım. Anı kurtarmak için faydalı olayım diye yapayım dedi. Derken hayır dediler bunu yapmak istiyoruz. Sonra bir iki pilot bölgede işte Sakarya'da, Mersin'de, Adana'da, Ankara'da konuşmalar yaptık. Milli Eğitim Bakanlığından, işte Milli Eğitim Müdürlerinden yazılar gelmeye başladı. Hakan Bey biz de istiyoruz deyip bir anda 3 sene içinde bu olay şu gibi büyüdü ve 3 sene sonra ben 104 ayrı noktada 40 bin üzerinde gence konuşmuş oldum. Şimdi filmi biraz geriye saralım. Bundan tam yani o Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki sahneye çıkışından tam 5 sene önce Toçev'de çalışırken ki özgeçmişte yer almıştı bir ajans gelmişti. Demişti ki ajanslar normalde bu tür STK'lara giderler ve derler ki Türkiye'nin sorunlarını bize söyleyin, biz de birine destek olalım. İşte program çocuklar mı, kadınlar mı, eğitim mi, sağlık mı? O vakfın da, derneğin de derdi neyse o derde dair ajansa durumu anlatır, o projeye bir ortaklık olur. O partnerle beraber o derde, probleme bir çözüm üretilir.
Ben de o zaman ajansa dedim ki, o zamanlar demek ki Türkiye'de herkes kavga ediyor ki değişmemiş hiçbir şey, hala kavga ediyorlar. Dedim ki bu öfke problemimizi çözen İsviçreli bilim adamlarının, yok işte Amerikalı bilim adamlarının bulduğu bir şey varsa, bir metot, bu metodu bana anlatsınlar. Vallahi belli, ben bedava Türkiye'yi dolaşıp herkese anlatacağım dedim. Bana ne olur bu öfke kontrolünü nasıl edemiyorlar, ben kavga etmeden yıllardır duruyorum, bunlar nasıl ediyorları, bana ne olur anlatın falan dedim. Ajanstakiler ya Hakan Bey bilmiyoruz öyle bir İsviçreli bilim insanlar ya falan deyip kıvırdılar. Nasıl bir evren varsa, hani hayal kurmaktan bahsediyoruz, hayallerinizin ötesini bazen işte iyi niyetle bir yerleri yakalıyorsunuz ya. Ben o 40 bin çocuğa neden kavga etmemeleri gerektiğini anlattım ve bugün sanırım o 40 bin çocuğun en azından 5 bini kavga etmiyorsa ben dünyanın en mutlu insanı oluyorum. İşte ben o gün hayallerimin ötesine gitmiş oluyorum. Ben o zaman ama Yakında Üniversitesi'nde 2 dakika magazin yapsaydım, Şevket'ten işte yok Şahan'dan bahsedip konuyu kapatsaydım, belki böyle bir rakama ulaşamaz. Bırakın onu, bugün burada olamazdım. Yani TEDx'te bulunmamın asıl sebebi, bu kadar konuşuyor olmamın asıl sebebi, tabii ki Yakın Doğu'yla başlamam, 40 bin çocuğa ulaşmam, üniversitelerden çağrılmam, sonra kitabın çıkması falan 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 falan. Yani var olan dünyadaki bu matematiksel evrenin içerisindeki ben burada bunu yaparsam, Ahmet Bey'le tanışırsam, Mehmet Bey bana bu bağlantıyı yaparsa, ben oradan parayı kazanırsam hesabı kitabı, yani win-win denilen sistemin dışında bir sistem bahsediyorum. Vicdanınızdan bahsediyorum, yüreğinizden bahsediyorum, hissiyatınızdan bahsediyorum. Bir şey için iyilik yapmayı bir hesap beklemeden yaptığınızda size evren öyle şeyler geri döndürüyor ki tahmin bile edemezsiniz. Benim hayallerimin ötesinde dediğim şeyler hep bunlar oldu. Bugüne kadar oyunculuk konusunda bile hiç hayal kurmadım. Yani küçükken sadece mutlu olmak ve fark edilmek için oyunculuk yapıyordum. Ve bugün buradayım. Oyuncu oldum. Filmlerim var, tiyatrolar var, diziler var. Ben bunların hayalini bile kurmamıştım. Sadece ve sadece buradaki en önemli hikaye, benim yakaladığım veya daha sonra fark ettiğim şey, hayat bir yolculuk. Amaçlarla araçları tıpkı Murat'ın söylediği gibi karıştırmamamız gerekiyor. Bir tek amacımız var, mutlu olmak. Para, pul, şöhret, tiyatro, sinema, bunların hepsi okul, hepsi araç. Bizi mutlu eden, bizi dolduran, bizi donatan şeyler. Bunlar bizi büyütüyor ve bu yolculukta biz en sonunda hepimizin gittiği yere gidiyoruz ve bitiyor hikaye. Süreç bitiyor. O zaman da şunu yapmamız gerekmiyor mu? Süreci doldurmamız gerekmiyor mu? Ben bugüne kadar Yakın Doğu Üniversitesi'nde ilk sahneye çıktığımda o konuşmayı yaparkenki samimiyetimi, vicdanımı, faydacı olma duygumu doğru uyguladığım için 40 bin çocuk beni dinledi. Sonra size bir iki örnek daha anlatayım. Hep böyle oldu çünkü. Bugüne kadar derdini yarıp hesap yapıp, kitap yapıp planladığım hiçbir şeyde çok şey kazandım. Maddi ve manevi. Toçev'den bahsedildi. Toçev'in çocuk tiyatrosunda oynuyordum. Çocuk tiyatrosunda oynayıp ilk defa bir Laz olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde gitmediğim okul kalmadı. İki tane il vardır gidemediğim. Bir Tunceli, bir de Şırnak galiba. Onun haricinde bütün illere ulaştım. Bir Milli Eğitim Bakanı kadar kurdele kesmişliğim vardır. Okul açmışlığım vardır yani. O kadar köy okullarını dolaştık ve onlar da çocuk tiyatrosu yaptı. Sonra vakfın ne kadar faydalı olduğunu düşünerek o vakıfta gönüllü olarak çalışmaya başladım. Köy köy dolaşıyoruz, yardımlar yapıyoruz, çocuk oyunları oynuyoruz. Sadece ve sadece orada hesap kitap yapmadığım için oradaki meslek hayatım bittiğinde bana yönetim kurulu üyeliğini verdiler. Ve büyük bir gururdur benim için. Bir vakfın yönetim kurulu üyeliği. Bu konuyu da kenara koyuyorum. Yine hayallerimin ötesinde bir şeyden bahsediyorum yani. Bilim Kahramanları Derneği diye bir derneğin de yönetim kurulu üyesiyim. Onu nasıl aldım? Bundan 17 sene önce abi bir Lego turnuvamız var. O turnuvada çocuklarla ilgilenecek sunucu bulamıyoruz. Ya bir gönüllü olarak bize destek olur musun? Paramız da yok dediler. Tamam dedim. O sene. O seneden bugüne 17 senedir sunuyorum Bilim Kahramanları Derneği'nin o Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvasını. Ve 17 sene boyunca herhalde işte her sene 500 dersek 17 çarpı 500 kadar çocuk kardeşim oldu. Müthiş ilişkiler kurduk. Çok güzel sohbetler ettik. Kayseri'si, Ankara'sı, İzmir'i, Türkiye'yi dolaştık yani aynı şekilde. Onlar da benim yönetim kurulu üyesi yaptılar. Belki bilim kahramanı kim? Bilim kim yani? Ama hayatta bazen hesapladığınız o yolculukta sizin önünüze sunulan yollar yerine, yani sizin planladığınız, gittiğiniz yollar yerine, hayattaki o arayışta bulduğunuz o sürece doğru değerlendirmeyi bilirsiniz. Yani kendi finalinizi düşünmek yerine süreçteki o an, yani şu an buradaysak Hakan Bilgin'i sonuna kadar dinlemek, Murat'ı sonuna kadar dinleyip ondan sonra bir saat sonrayı düşünmeyi başardığınızda donanmaya başlıyorsunuz, biriktirmeye başlıyorsunuz. O birikimler yarın hangi mesleği yaparsanız yapın, benden duyacağınız bir kelime, televizyonda izlediğiniz bir filmde duyduğunuz bir replik, bir şarkının bir
melodisi. Bunların hepsi birleştiğinde zaten doğru doktor, doğru mühendis, doğru öğretmen olabiliyoruz. Entelektüellik denilen şey bu zaten. Birikim aslında yani. Donanım. Hangi mesleği yaparsanız yapın. İşte o zaman hayallerinizin ötesinde bir yere gidebiliyorsunuz. Benim için hep böyle oldu. En son olarak da ilk yaşadığım hayal kırıklığını anlatarak size konuyu kapatayım diye düşünüyorum. Bundan yıllar önce ortaokul yıllarında Ordu'da okuyoruz. Samdul Aspi Ortaokulu'nda. Oradan Ordu Lisesi'ne geçtik. Ne yazık ki biz özel bir liseye gidemedik. Devlet okulunda okuyoruz ama aramızdan bir arkadaşımız İstanbul Kabataş Lisesi'ne gitti. Ve sınıfın en yakışıklısıydı Apo. İstanbul'a gittiği için de biz Ordulu ergen gençler olarak Apo'nun bizim bir liderimiz olduğunu, buradan gönderdiğimiz İstanbul'a bir yani bizi temsil eden birisi olduğunu düşündüğümüz için büyük bir heyecanla orada ne yaşadığını çok merak ederek bekledik. Sonra bitti, yaz oldu. Apo geldi, plaja gittik, denize girdik falan. Akşam olsun da Apo'yla sohbet edelim diye bekliyoruz ve beklediğimiz şey şu, oradan bir sevgilisi olmuştur. Sevgilisi olduktan sonra da zaten kızın resimlerini gösterecektir. Bu hesaplardayken biz gece bitince Apo'ya dedik, Apo nedir durum? Var mı sevgilileri? Anlat bakalım falan dedik. O dedi ki, vallahi bir senedir oradayım, hiçbir kız bana bakmadı. Şimdi Apo gibi bizden çok yakışıklı olan birisinin bu kadar başarısız bir sonucu çıkartması, bizim İstanbul'a hiç gitmememiz gerektiğini, ya o ona bakmıyorlarsa bize hayatta bakmayacağını söylediler, düşündürttü. Şüphesi oldu böyle bir dakika falan. Biz o yaşadığımız sıkıntıyı düşünürken, yalnız dedi bir dakika dedi, bir şey söyleyeceğim. Sınıfta orta boylu, kıvırcık saçlı, sürekli konuşan, sürekli espri yapan bir çocuk var. Bütün kızlar onun peşinde dedi. Ben o gün aydınlandım. Ve o günden beri konuşuyorum efendim. Teşekkür ederim.